Merhaba dostlar. Bugün günlerden Rıfat Ilgaz. Onu aramızdan ayrılışının yıl dönümü olarak hatırlasak da doğum günü olarak düşünelim. Yaşasaydı ki yaşıyor, 111 yaşında olacaktı Rıfat Ilgaz hocamız. En basit haliyle hafızalarımızda Hababam sınıfı dediğimizde keza işte anıyoruz, Yeşilçam diyoruz. Yakın zamanda bahsettiğim Kemal Sunal'ı andık, Münir Özkul'u andık, Hababam sınıfı. Hababam sınıfı yazıldıktan sonra, Rıfat Ilgaz'ın elinden, yüreğinden çıktıktan sonra sunulur. Fakat yasağa uğrar. O şeyden geçemez, prosedürden geçemez. Senaryolaştırıldıktan sonra sunulduğunda ki mahkemeye verir ki uzar. Neden? Çünkü kızar. İstediği gibi olmamıştır diye. Şöyle söyler. Ben ezbercilikten yana değilim. Ben eğitim sistemini eleştirdim burada. Karşıma eğlencelik bir şey çıktı dese de filmin gene de iyi yanları var bize göre. Tabii öğretmenimizin bakış açısından çok daha değerli. Çilekeş bir hayat sürdü Rıfat Ilgaz hocamız. 82 yaşında kaybettik kendisini bugün 7 Temmuz'da. Geriye dönüp baktığımızda herkesin o böbürlenerek bahsettiği var ya işte basın dünyasında şeref basın kartım var dediği 60 yaşında verildi kendisine. 60 yaşında. 82 yaşında vefat ettiğini düşündüğümüzde 22 yıl için çok büyük bir kayıp diye düşünüyorum ki yakın zamanlarda gördüğümüz basın kartı sahiplerinin emekçi insanlara tokat attığının gözümüzün önünde sergilendiği ya da o kartı bulunanların bunu nasıl suistimal ettiklerini sık sık rastlıyoruz. Bunları bir kenara koyalım unutmadan. Çünkü yayınımızın sonunda o bahsettiğim hep okuduğum şiirle geçeceğiz. Üzerimde sarı renk var, arkamda kilim var. Görüyorsunuz şiirin içerisinde de bulunacaksınız. Sarı yazma. Şimdi Rıfat Ilgaz hocamızın neden sarı yazma? Sarı yazmayı da Rıfat Ilgaz hocamız hayata katmıştır. Nedir sarı yazma? Biliyorsunuz annem iyi ki beni bu güzel cennet yerde doğurdu dediği Kastamonu'nun Cide'den bahsederken 1911 yılında doğmuştur Rıfat Ilgaz. Ne demektir 1911 yılı? Kurtuluş Savaşı'nın o savaşın içerisine girdiğimiz Birinci Dünya Harbi 1914. Buralara doğru da bebektir. Yokluk içerisinde doğmuştur Rıfat Ilgaz. Keza karartma gecelerine baktığınızda, araştırdığınızda İkinci Dünya Savaşı'na rastladığı dönemin sayfalarını, izlerini bulursunuz yazıları içerisinde. Ve Cumhuriyeti görmüş bir insandır, değerdir. Yineleyelim, 60 yaşında basın şeref kartına sahip olur. Cumhuriyeti görmüş insan, Kastamonu'nun mücadeleci o kadınlarının, Anadolu'muzun her yerinde olan, Şerife Bacılar, Nene Hatunlar, Görde Esli Makbuleler, Kara Fatmalar adı sanını unuttuğumuz isimsiz nice kahramanlar, özellikle kadın kahramanlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli üzerinde durduğu kadınlar neden dünyada Avrupa'daki birçok ülkeden önce bize verilmiştir? Kadınların emeği olduğu için Kurtuluş Savaşı'nda da bu önemli kılınmıştır. Tabii ki erkekler de vardır ama o kıyıdan Cide sahillerinden tüfeklerin taşındığı geçen seneki videolarım içerisinde de bunları bulacaksınız. Peyderpey anlatmaya çalışıyorum ve geçtiğimiz yıl 2021 yılında onun can dostu son günlerini geçirdiği Kastamonu'ya gittiğinizde Cide'ye varın. Orada minibüsçü Süleyman dediğinizde herkesle konuşmaz ama gittiğinizde size gösterirler minibüsçü Süleyman'ı. Onunla röportaj yapmıştım ben. İşte demiştim ki ben de yeni öğrendim. Rıfat Ilgaz hocamın en sevdiği yemek, yaptığı yemek daha doğrusu plakiymiş, fasulye plakisiymiş diye bunu paylaşmıştık. Neden dedik kadınlar? Çünkü 1911 yılında doğmuş bir bebek o yokluklar içerisinde bilir o kadınların kahramanlığını ki kitabını anlatır sarı yazma. Sarı yazma 10 Aralık 1919 tarihinde Türkiye'de ilk bahçede okul bahçesinde kadınların direnişidir bu böyle gitmez. Haydi yürüyelim dediği aydınlığa gidelim dediği yerdir. Fakat devam eden süreçte 2022 yılına vardığımızda da görüyoruz bunları. Karanlıkta yürüyenler aydınlık fener tutanları her zaman engellerler. Rıfat Ilgaz'ın ömrü böyle geçmiştir. Türkiye tarihi içerisinde baktığınızda Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde yani varlıktan falan bahsetmiyorum. Hayat zaten zorluk mücadele içerisinde hapishanelerde geçmiş. Geçtiği sanatoryumlar bile artık yok. Yokluk içerisinde binalar yıkılıyor. Oralara bile bakılmıyor. Dediğimiz gibi öğretmen kimliğinin dışında yazar kimliğiyle ama ben çocuklarımı yoklama defterlerinden tanımadım der. Böyle bir öğretmendir. Hani Orhan Kemal'in İncil'inden bahsediyoruz ya. Bu tarafta da Rıfat Ilgaz büyüklerimiz, değerlerimiz.
O ilk ayaklanma, kadınların ayaklanması bunu da anlatır ve o sarı yazmayı ortaya koyar. Sarı yazma Cide'ye vardığınızda Rıfat Ilgaz'ın o müze evinde bulabilirsiniz, satın da alabilirsiniz. Ve der, hayatı boyunca mücadele eder. Dediğim gibi Türkiye tarihine dönüp baktığımızda 3 tane isim karşınıza çıkacaktır. En basit haliyle en aklınızda kalabilecek şekilde ifade etmeye çalışıyor. 1. Rıfat Ilgaz. 2. Aziz Nesin. 3. Sabahattin Ali. Ve Marco Paşa dersem eskiler daha iyi bilecektir. Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde hayatı sanatoryumlarda, hastalıklarla, hapishanelerde, sırtında yataklarla, yataklar da bulunmaz, yataklarını da taşırlar. İyice araştırıp bakmanız lazım. Kapısına kilit vurmadığı halde yazar, çalışır evinde, o mütevazi evinde çalışırken tekmeyle içeri girerler. Silah var mı burada ve silahsızdır. Böyle bir Mehmet Rıfat Ilgaz'dan bahsediyoruz. Ve 68 yılında yazdığı, 69'da Kara Kılçık kitabı içerisinde yazan, benim özellikle üzerinde durduğum, bugün işte bu bahsettiğimiz iletişim, yasaklar, 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 mahlaslarla, yani takma adlarla yazar Rıfat Ilgaz. Stepne. Benim ehliyetim araba, bir kültürüm yok. Stepne bildiğim kadarıyla yedek lastik. Yani bulamadığınızda yedek lastiği ya da zorda kaldığınızda lastik patladığında yedek lastiği stepneyi, yani ben stepneyim diyor ama orada mütevazilik yapıyor. Aslında bana ihtiyacınız var her zaman. O stepne lastik arkada her zaman durur, her zaman taşırsınız. Dönüp baktığınızda ona ihtiyacınız vardır ve fabrika ayarları içerisinde de Rıfat Ilgaz burada vardır. Bir daha yineliyorum. Çünkü unutuyoruz insanları. 1968 yazında, 68 yılında neden yazmıştır Rıfat Ilgaz sizce? Aydın mısın diye. Neden insanlar el kaldırmışlardır bunlar asılmasın diye. Biraz derinlere inersek bunu daha iyi kavrayacağız. Ben şimdi nacizane, fazla başınıza şişirmeden tekrar bu şiiri okuyacağım. Her yıl olduğu gibi yine bu şiirle hocamızı analım, aydın mısın diyelim. Sarı yazma yüreğimizle, sevgilerimizle onu da yad edelim. Aydın mısın? Kilim gibi dokumada mutsuzluğu, gidip gelen kara kuşlar havada. Saflar tutulmuş, top sesleri gerilerden, tabanında depremi kara güllelerin. Duymuyor musun? Kaldır başını kan uykulardan, böyle yürek, böyle atar damar, atmaz olsun. Ses ol, ışık ol, yumruk ol. Kara yerler başına indirmeden çatını, sel suları bastığın toprağı dönüm dönüp alıp götürmeden büyük denizlere çabuk ol. Tam çağı işe başlamanın doğan günle, bul içine tükürdüğün kitapları yeniden, her satırında buram buram alın teri. Her sayfası günlük güneşlik. Utanma, suçun tümü senin değil. Yırt 30'unda aldığın diplomayı, alfabelik çocuk ol. Yollar kesilmiş, alanlar sarılmış. Tel örgüler çevrilmiş yöreni. Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende. Benden geçti mi demek istiyorsun? Aç iki kolunu yanına. Korkuluk ol. Korkuluk ol. Ya korkuluk olursunuz, ya aydınlığı seçer, aydınlıktan yürürsünüz. Rıfat hocamıza saygıyla, sevgiyle, rahmetle. Hoş kalınız.